Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet. Şimdi tığımın numarasını göstererek başlayalım. 22 numara ve tek renk mürdüm rengi tülbentim ve bire birebir aynı tonda bakın tülbentim aslında bu tonu arkadaşlar fakat bu şekilde tülbentim biraz açık renk çıkıyor ışık ve kameradan dolayı bakın ama birebir aynı ipin birebir aynı tülbentimle birebir aynı renk çıkıyor ışıktan etkilenmiyor ve numarası da 25 numara altın başak şimdi size yine çok güzel bir iğneden ta bir model hazırladım şöyle Instagram'da beğeni rekorları kılan kıran bir iğne oyası modeli. Şöyle bakın. Arasında 4 tane kirpikli çit ve küçük bademleri olan bir model. Evet. Ara ara iğne oyasında olan modelleri de tığa çevirerek bu şekilde iğne oyası bilmeyen arkadaşlarımız mahrum kalmaması için bu şekilde iğne oyası modelleri de yapıyoruz. Çekiyoruz videolarını. İnşallah faydalı da oluyordur. Beğeniyorsunuzdur da inşallah arkadaşlar. Evet bu şekilde şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar şöyle de bir tülbentin altında da nasıl durduğuna bakalım Evet şimdi başlayalım şöyle tülbentimizin kenarlarını tığlama işlemini yapıyoruz Şimdi ilk önce bu bademlerini yaparak başlayacağız. Bakın bu beyaz kısmını yapacağız. İki bademin arasında bu şekilde 8 tane tığ battı olması gerekiyor. Yani 8. tığ battıya batarak yuvamızı yapacağız. Şöyle ters tarafına çevirdim. Bakın. Beyaz kısımdan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şöyle 8. tığ battımın içine sık iğne ile girerek ipimi buraya sabitledim. Şöyle sökmedim bu çitleri arkadaşlar. Arkasından sayarız diye. 8. Nin içine bu 8 zincirin içine girmek önemli bunların tam tutması için Evet şimdi 5 tane zincir çekerek yuvamızın yapılışına başlayalım 5. zincirimi de çektim hemen yanındaki boş olan bu şekilde tığ battımın içine sık iğne ile giriyorum ve bir zincir çekerek düz tarafına şöyle döndüm. Bu bir zincirimi sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şöyle güzel bir köşe dönüşü sağlıyorum. 10 tane zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle sıkı sıkı 10 zincirimi çekip buraya kirpiğimi yaptım. Evet. Tekrar 10 zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yuvanın içine giriyorum. İkinci kirpiğimi yaptım. Bakın bu şekilde Dallarımız oluyor. 3 4 5 6 7 8 9 10. 3. Dalım bu şekilde yapıyorum. Şimdi tekrar bir 10 zincir. 6 7 8 9 ve 10. On. Evet 10'uncuyu da bu şekilde bakın şöyle şunu da alıp böyle kaynatmak. Kenardan istiyorum. Bunu böyle yakabilirsiniz de sonra da. Evet, 4 tane bu şekilde bakın dalımızı hazırladık. 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 ve 5 zincir. Çevirdim 5 zincirimi şöyle buraya ilk kirpiğimin arasına sık iğne ile sabitledim. Şöyle Evet, eşiğime biraz geri aldım ki sanki patlıyor gibi geldi arkadaşlar. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Hemen buraya dalımın içine sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki dalımın içine sabitliyorum. Bakın bu şekilde 2 tane 4 zincirden yuva yaptık. 1, 2 zincir. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Bakın 3. yuvam için 2 zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Ve son yaptığım bu dalımın içine 3 kere de aldığım bir trabzan yapacağım 1 2 ve 2 şöyle şu şekilde köşeye trabzan yaptım 4 zincir çekiyorum 4 zincirimi şöyle çevirdim hemen sıradaki yuvanın içine kapatıyorum bu şekilde şimdi sona geldiğimiz için son yuvayı yine trabzanlı yapacağız iki zincirimi çekip bir defa doladım yuvanın içine girip bir iki ve iki son yuvaları bu şekilde trabzanlı daha güzel duruyor bakın arkadaşlar şimdi yine iki zincir çekip döndüm ve bir defa tığımı doluyorum tek yuvam kaldığı için onu da bu şekilde trabzanlı yapıyorum ve üç seferde aldım farklı yapmamızın sebebi bakın şu köşeler aynı iğne yasında olduğu gibi çok muntazam çıkıyor. Normalde hani kesim işlemi yapardık bir zincirle içine girerdik ya. Bu trabzanın arkadaşlar çok hoş duruyor. Şöyle koparmadan önce de dibine bir zincirimi çekiyorum. Hemen ipimi kopardım. Burası ters yüzü şöyle çevirdim düz yüzüne. Bunu nasıl yakacağım arkadaşlar biraz uzun bırakmışım. Şöyle biraz kırpayım. ve ucunu hafif ateşi değiyorum arkaya doğru zaten kendi kıvrılıyor çünkü arka tarafında bıraktığımız için ucu da beyazlarda zaten siyah yanmıyor renkli iplerde ucu siyah oluyor şöyle arkaya doğru bakın yanık da döndü şimdi demin burada bırakmış olduğumuz ipi de şöyle biraz bakın boyutunu kısaltın boyutunu kısaltınca hem siyah da olmuyor arkadaşlar fazla şöyle bunu da buraya yapıştırdım. Evet. Bademimiz hazır. Şimdi bir tane daha şöyle badem yapalım. Evet. Şimdi ikinci bademimiz için şöyle ters tarafına çevirdim. Bakın bu beyazın bitiş noktasındaki boş olan mordan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bu 8. Bakın 8. tığ battının içine bu şekilde sık iğne ile sabitledim şimdi bakın bu şekilde 8 zincirin içine 5 zincir çekiyorum şöyle yandaki tığ battıya girerek buradan bir tane yuva yaptık 5 zincirden oluşan Evet şimdi bir zincirle düz yüzüne dönelim ve sık iğne ile buraya sabitliyoruz 10 tane zincir. 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. 10 zincirimi çekip hemen buraya kirpiklerimin içine sabitledim. 10 zincir. 3 4 5 6 7 8 9 10. Yuvanın içine şöyle ikinci kirpiğimi de bu şekilde yaptım. Tekrar 10 zincir. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Kapatıyorum. Yuvanın içine sık iğne ile. Yine 10 zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi yine şu ipimi içeri alıyorum. Şöyle hem sağlamlaşsın hem de o görüntü kaybolsun diye. Bakın bu şekilde sık iğne ile onu oraya tutturdum ipim takıldı. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum bu köşeye. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. Şöyle ters tarafına döndüm. Son yaptığım bu kirpiğimin içine sık iğne ile giriyorum. Tepe noktasına dönüş yaptım. 4 zincir 3 ve 4. Hemen sıradaki bu şekilde ilmeğin arasına girip yuvamızı buraya sabitledik. Tekrar 4 zincir. Şimdi sona geldik. Bakın 2 tane 4 zincirden oluşan yuvamızı yaptık. Şöyle sonuncu yuvamızda 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. O ilmeğin arasına girip şöyle bir şöyle iki şöyle iki alarak bu şekilde bakın minik bir trabzan yaptım. Şimdi buraya 4 zincirle dönüşümü yapıyorum ve hemen ortadaki yuvanın içine sabitledim. Bakın sona geldiğimiz için yine 2 zincirimi çekip bir defa doladım. Sonuncu yuvamıza trabzan yapıyoruz. Şöyle 1 2 ve 2. Trabzanımız hazır. 1 2 zincir tek yuva kaldığı için iki zincirle dönüşümü yaptım bir defa doluyorum ve yuvanın içine bir iki iki alarak trabzanımı yaptım bakın şu kenarın güzelliği çok güzel oluyor trabzan yapılırsa şöyle tepe noktasına da bir zincir çekip şöyle çok arkadaşlar minik bir dipten kesim yaptım şimdi bunu yakalım şöyle bakın ilk şey makasla uğraşmazsanız bu şekilde arkaya doğru yakabilirsiniz kısaltma işlemini yapmayın derseniz çakmakla da kısaltabilirsiniz veya da makas alıp şöyle boyutunu kısaltabilirsiniz Evet bademlerimiz hazır Umarım da anlaşıldı bademlerin yapılışı arkadaşlar. Şimdi çitimizin böyle yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi şu ilk başlama yerini bir göstereyim bakın buradan beşincinin içine girerek beşinci tığ battığının içine girerek şöyle altı zincirimle sık iğne ile sabitleyerek başladım sonra tekrar beş zincir çekip bu bir altta bırakıp hani başlama tutmak için şöyle ikinciden girerek bu şekilde başladım şöyle bir göstereyim daha iyi anlaşılsın başlama şekli isterseniz arkadaşlar bakın şimdi şöyle ipimi tığıma tutturdum ve bir 2 3 4 5 ve 6 Bakın 6 tane bu şekilde zinciri çektim havada sonra buradan beşincinin içine girerek şöyle şuradan şundan göstereyim ikinciden 1 2 3 4 ve 5 bakın beşincinin içine sık iğne ile sabitledim bu altı zincirimi Şöyle bakın arasında da zaten bir tane tığ battı kalıyor bademimle çitimin arasında ve tekrar 1 2 3 4 ve 5 zincir çektim. Şöyle çitimin bakın ilk zincirinden bırakıyorum bu girmek tutmak açısından ikinciden girince altıdan bir çıkınca beş kalıyor zaten bu şekilde arkadaşlar yaparak sık iğne ile sabitleyerek başlama noktam bu şekilde oldu ve altı zincirden de şöyle kirpik yaptım dönüşümü Şöyle bak. bu yaptığım sık iğnenin içine girerek yapıyorum arkadaşlar kirpiğimi de boşluktan değil yani Evet başlama şeklim bu şekilde ee, başladım sonra devam ettim bu şekilde dört tane çift yaptım şimdi şu yapılış şeklini gösterdim size şu kaldığımız yerden devam edelim Evet arkadaşlar bakın burada da anlaşılacak birebir aynısı fakat size de yine göstermek istedim şöyle ipimizi tığımıza tutturduğumuzu düşünün ilk başlar gibi başlıyoruz 1 2 3 4 ve 5 zincir 5 zincirimi çekiyorum şöyle bu ara nokta olduğu için bir tane bırakıp şöyle ikincinin içine girmiş oldum bakın orada da bu şekilde beşincinin içine girmiştik yine aynı şekilde beşincinin içine girip sık iğne ile bu şekilde beş zincirimi sabitledim şöyle yine 5 zincir çekiyorum 2 3 4 ve 5 çeviriyorum ters tarafına bunun zincirimin ara noktasına bakın boşluktan zincirimi ilk önce Zincire giriyordum başlıkta Çünkü batacak yer olmadığı için burada rahatlıkla bu şekilde girebildim ve altı tane zincir çekiyorum hemen çevirdim bakın buraya sık iğnemin arasına giriyorum boşluğa değil arkadaşlar kapattığım bu sık iğnenin noktasına giriyorum şöyle bu şekilde buraya altı zincirden bir kirpik yaptım şimdi 5 tane zincir çekiyorum 3 4 ve 5 yine aynı şekilde boş olan tığ battımın içine yanındaki yani yere 5 zincirimi kapattım. Şimdi 1 2 3 4 ve 5. Çevirdim. Bu ara boşlukta bakın. Buradan tam dip noktasından ama girip bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sık iğne yuvam olacak. 6 zincir. Kirpiğimi kapattığım nokta bu sık iğne olacak ve bunun arasına giriyorum. Şöyle kapatıyorum. Bir tane kirpik oluşturdum. bu şekilde. 5 zincir. Dediğim gibi Instagram'da fenomen olan, beğeni rekoru kıran bir model arkadaşlar. Bu şekilde de tığa çevrilmiş hali. Yine 5 zincirimi bu şekilde kapatıp sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincirli geri dönüyorum. 2 3 4 ve beş çeviriyorum şöyle hemen dip noktasına yapıyorum ki şöyle daha bir yukarı doğru dimdik şöyle trabzan gibi dursun Evet 1 2 3 4 5 ve 6 zincir ipimi esnettim sıkı sıkı da arkadaşlar zincirimi çektim iniyorsa biliyorsunuz o şekil güzel duruyor ve sık iğnenin üzerine kirpiğimi kapattım 2 3, 4 ve 5 zincir. Kirpikten sonra 5 zincir çekip şöyle boş olana kapatıyorum. Zaten 4 tane bu kirpikli zincirlerden, çitlerden yapıyoruz. 5 zincir. Döndüm. Şöyle aşağı meyleden e, tomurcuğumuz da yukarı kalkıyor bu altı zincirde. Dibine destek olmuş oluyor. Şimdi yine 6 zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Bu sık iğneyi kapattığım noktaya fazla sıkmazsanız sık iğneniz arkadaşlar bu şekilde şöyle rahat bakın. içine tabi arasına girdiği gibi olmuyor ama sık iğnenin üzerinde daha terli toplu bir kirpik oluşmuş oluyor. Şöyle bir tane bıraktım arasına bir zinciri çekip bu 10 zincirden çektiğimiz kirpiğimizin içine giriyoruz. Sık iğne ile sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yuvanın içine sabitliyorum. Bu şekilde kenar kontür çekeceğiz bademlerimize. Yine 3 zincir. Yine yuvanın içine sabitliyorum. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Bakın trabzan yapmıştık. ipimizi yapmıştık ya. Bu yaptığımız yerin sağından şöyle sağına doğru. Bakın bu yanın sağına doğru giriyorum. 3 zincir de şöyle soluna doğru yani aynı yuvanın içine iki defa girmiş oluyoruz hem de bakın yanık izi de yaptığımız yerde bu şekilde kaybolmuş oluyor bu üç tane zincirin arasında bakın Tepe noktasını bu şekilde iki defa girdim 1 2 3 zincir ben sıradaki tekrar 1 2 3 zincir şöyle tekrar 1 2 3 zincir hemen bakın bu boşluğa değil de arkadaşlar şu araya girersek daha terli toplu bir bademimiz oluyor Evet şimdi şöyle bir yaptığımız bademimiz ve bu ara suyu çitimiz bakın bu şekilde oluyor şöyle hepsi bitti ya şöyle bir tane daha yapıp burayı da tamamlayalım arkadaşlar şöyle bakın yine 5 zincirimi çekerek çitimizin yapılışına başlayalım 1 2 3 4 ve 5 5 zincirimi çekiyorum bir tane aynı sağda olduğu gibi solda da bırakıp buraya sabitliyorum 5 zincir döndüm şöyle ters tarafına dip noktasına kapatıp bu şekilde sabitledim 1 2 3 4 5 ve 6 çevirdim şöyle döne döne yapıyoruz bu sık iğne ile olan kısımdan giriyorum. 6 zincirimi buraya sabitledim. Şimdi 1 2 3 4 ve 5 zincir. Hemen bir sonraki tığ battığınızın içine sık iğne ile sabitledim. Şöyle 1 2 3 4 ve 5 çeviriyorum Buraya bakın. Ara boşluktan direkt zincirin arasından giriyorum ve 6 tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Buraya bakın. Sık iğneyi kapattığım noktanın arasında yani sık iğnenin arasından girip buraya kirpik yapıyorum. 5 zincir. Hemen bir sonraki buraya giriyorum. Tekrar 5 zincir. 5 zincirle aşağı inip 5 zincirle şöyle yukarı çıkıyorum. Sık iğne ile buraya sabitledim. Sıkı sıkı 6 tane zincir çekiyorum. Ve döndüm. Buraya bakın. Sık iğnenin tepe noktasına bu şekilde girip kirpik yaptım. 1 2 3 4 ve 5. Sıradaki boş olan yere girip sabitliyorum ve 5 zincir. Evet. Bu şekilde 4 tane eee e, sığıyor arkadaşlar bıraktığımız noktaya bu şekilde yine 6 tane zincir çekiyorum. Sonuncu kirpiğimi de sık iğneme bak sık iğne ile dönüş yaptığımız yeri aralayıp buraya sabitliyorum ve şöyle bir tane de zincir çekiyorum bakın arada bir tane tığ battı muhakkak kalacak bir zincirimle şöyle kirpiğimin içine girip sabit şimdi bademimizin kenar kontürlerini de gidelim şöyle sıkı sıkı 3 tane zincirimi çektim sıradaki yuvanın içine sabitliyorum 3 zincirimi çekiyorum. Sıradaki yuvamın içine sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Bakın kopardığımız noktanın sağ tarafına demin de göstermiştim. Şöyle 3 zincirimi sabitledim ve yine 3 zincir çekip bu sefer de sol tarafına böyle düğümün 3 zincirinin arkasında görünmemiş oluyor bakın yanaktı arkada kaldı. Tekrar 3 zincir şöyle girdim kapattım 1 2 3 zincir kapatıyorum 1 2 3 zincir bakın en son kirpiğin arasına o dönüş yaptığımız 5 zincire değil kirpiğin arasına girip 5 zincir şimdi bir tane demin gösterdiğimiz sağda bıraktığımız gibi solda da bırakıp bu şekilde buraya 4 tane çit yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle çevirdim. Bakın arkadaşlar şimdi burada yaptık. Fazla vakit uzamasın. Hemen bu 4 çiti de buraya yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde tamamladım fenomen oyamızı, yapılışını. Şöyle yakın plan göstereyim. Şöyle bir de ters çevireyim isterseniz arkadaşlar bakın. Işık açısından. Gerçekten çok güzel oldu. Birebir aynısını da yaptım. Bu verdiğim sayılarla yaparsanız bu şekilde muntazam bir iş çıkarırsınız. Ben ışık yansımasından pek seçim yapamadım ama siz daha net şöyle görerek yapacağınız için çok güzel bir modeliniz olacak inşallah arkadaşlar. Evet, bakın etilbenti çektim. Peki yansımadan güzel çekmezse diye. Bu beyazın yerine pembe koyacaktım ama hani ışıktan dolayı boğulma olur diye tonlama yapmadım bu şekilde. Parlak beyaz koydum inşallah. Şöyle güzel olmuştur arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Fikir amaçlı size söylemek de istedim. Bu tonlama pembe açık işini yapmanız için. Evet. Modelim bu şekilde. Sizlerde de emeklerim için, videolarımın devamı için arkadaşlar böyle bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle hoşça kalın.